2004 yılıydı. Türk aileyle kalıyorum. Aile derken adam iki çocuğunla karısını bırakmış Türkiye'de. Gelmiş buraya. Ondan sonra burada başka bir kadınla takılıyor. Karısı da onun peşinden geliyor. Ondan sonra onun tabii başkasında takıldığı için kocası ortada kalıyor. Onun arkadaşı işte zamanda ona yardım etmiş. O da alıyor yanına. Ben de bunlara yardımcı olayım ekonomik anlatınca durumu. Ben de bunlara katkı olsun diye o da arkadaşı. Yani ev arkadaşı diye gittim yanlarına. Aman arkadaş ya. Gittiğim gün ben o kadar içki içerim. 16 yaşından beri 61, 46 sene. Arkadaş taşındığım gün arkadaşım o da benim. Hani evdeki erkek. Arkadaş rakım şeyini mutfakta duvara çarptı. Ben hayatımda öyle bir şey hareket görmedim yani. O kadar içki içerim. İçki içtiğim adamlardan, ortamlardan. Ondan sonra bir şey oldu. Onlar kendi aralarında. Elinde içki bardağı vardı. Şeyin duvarına, mutfağın duvarına çarptı. Ondan sonra gitti içeriden. Elbiselerini topladı. Evi terk ediyor. Ulan dedim ben nereye geldim ya? Geldiğim gün bu olay oluyor. Ya dedim ben nasıl bir yere düştüm? Böyle şeyler benim hayatımda olan şeyler. Yani şeyi bile düşünün. Hayali bile olamaz böyle bir şeyin. Olayım dedim ben bu kadınla ne yapacağım? Hani tezgaha mı geldim? Düşünüyorum kara kara. Ertesi gün Allah'tan çıktı geldi. Artistlik yapıyor. Yani yapmış. Oh dedim geri geldi. Taşındık artık yani oraya. Sonra bir süre takıldım. Genelde kadın Allah var. Güzel yemek yapardı. Ben hep işte 5.30'da kalkıyorum. 7'de başlıyor iş. Yorucu. Makinalarla çalışıyoruz. İşe odaklanmak gerekiyor. Yoksa kendimi keserim. Yani zarar verir insan kendine makineyle çalıştığı için. Onun için de 10.30'da yatağa gidiyorum. 10.30'da uyuyorum. Anca dengeliyor vücut. Taş taşıyoruz falan. Hep söylerim. Derim ki bak 10.30'dan sonra tıkırtı olursa uyanıyorum bir daha uyuyamıyorum yani. Gerçi iki kişiye söyledim. Öyle iki farklı kişiyle öyle yaşadım. Onun haricinde hep yani 2007'den beri yalnız yaşıyorum. Dedim rica ettim. Dedim ki bak 10.30'dan sonra dedim ben hani tıkırtı olursa uyanıyorum. Hassas benim uykum uyuyamıyorum. Yani rica ediyorum 10.30'dan sonra şey olmasın. Öbür arkadaş da uyuyor. Yani o da aynı işi yaptığımız için o da uyuyor 10.30'da. Kadın da bütün gün dizi seyrediyor. Bütün gün yani sabahtan. Çünkü orasıyla burası arasında 7 saat fark olduğu için yani burada dizi saatleri buraya denk geliyor. O ayarlıyor. Biliyor zaten şeyi. Sorun değil dedi kız. Kadın falan. Düz aslında oturduğun zaman akıllı uslu kadın yani şey değil. Ondan sonra tabii onların sorunları var. Kendi aralarında sorunları var. Benim bir sorum yok. Ben genelde odamda bilgisayarla uğraşıyorum. Yani işte pek nadir çıkıyorum. Yemek bir öğün yemek yiyorum o kadar yani. Sabah kahvaltı durumu yok falan. Akşamları gelince de genelde işte bir kadeh viski dolduruyorum. Onun verdiği ağırlıkla uyuyorum. Yani genelde böyle az temas. Çünkü sorunlarını dinlemek istemiyorum yani kimsenin beni ilgilendirmiyor şeyleri. Sonra bir gün ben arabamla giderim Cumartesi isterlerse evi yıksınlar, sorun değil. Çünkü sarhoş geliyorum gece yarısı. Uyuyorum yani. Çünkü ertesi gün yapacak bir şey yok. Yani tıkırtıyı falan duymam. Genelde hafta sonu arabamla gidiyorum. Ertesi günü de gidip gündüz arabayı alıp getiriyorum. Yani bu şekilde bir düzen kurdum kendime. Pazar günü işte kalktım. Çünkü geç geliyorum eve. 3'te 4'te geliyorum. Sabaha karşı geliyorum. Kalktım işte. Herhalde 11 falan da herhalde. Öyle kahvaltı falan yapmadan evden çıktım. İşte gidiyorum orada. Arabanın bulunduğu yerde kafeteryalar falan var. Orada kahvemi içiyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Yani değişik bir durum oluyor. Genelde canım istemiyor şey. Akşamdan fazla içki içtiğim için hani normalden fazla içiyorum. Onun için şey olayı olmuyor pek. İstek olmuyor yemeğe karşı. Bir kahve tercih ediyorum. Eve bir geldim öğleden sonra. Şimdi normalde şunu yapıyorlar. İçeride sigara içtikleri için normalde kapı sürekli, balkon kapısı sürgülü. Açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Hareket halinde oluyor. Sık sık balkona çıkarlar. Dışarı çıktıklarında ev havalansın diye, içerideki sigara dumanı gitsin diye şöyle kapıyı kıyınışık bırakıyorlar. Şu kadar. Oradan hava giriyor içeride. Eve bir geldim öğleden sonra. Kadın bana lafla bir saldırdı. Ya dedi, dedi yiyorsun dedi çekirdekleri dedi, atma bari yerlere dedi. Ondan sonra genelde sehpanın üzerinde çekirdek oluyor. Ben hiç yemedim o yani. İlgi alanım değil. Ondan sonra oraya çekirdek bırakmışlar. Sehpanın üzerine. Bana diyor işte madem yedin diyor, ne diyor diyor yerlere atıyorsun diyor. Allah Allah. Ya ben odamdan çıktım. Gittim yani, ben çekirdek mekirdek şey yapmadım. Onun büyük oğlu vardı ergenlik çağında. Dedim o hani belki bir yani dikkati çeksin diye öyle aklımdan geçti. Başka bir şey geçmedi. O şey yaptı. Ben de böyle bir haksızlık olunca şey oluyorum yani. Çünkü şimdi bir şey yaparsın, laf söyler, tamam yani karşılığını verirsin de alakası olmayan bir şeyle nasıl bir cevap vereceksin? Yani benimle alakası olmayan bir şey. Daha yere neden atayım? Yani 40 yaşında adam ne diye yere atsın? Hani yere attığımda onun sorun olacağını bilmez miyim? Yani gerizekalılık bir durum var ortada. Ondan sonra geçtim odama. Tabii artık rahatsızlık verici. Yani böyle tartıştığın zaman o ortam insana rahatsızlık veriyor. Bana rahatsızlık veriyor. Başkaları belki yani tartışarak yaşayabilir de benim öyle bir şeyim yok. Durumum yok. Sonra tabii yemek yemiyorum artık evde. Yani akşamları da viski dolduruyorum, içiyorum. O kadar. Sabah yemiyorum. Giderken, sabahleyin giderken bir tane işte kahve alırken onun yanına Starbucks'tan bir şey alıyorum. Ondan sonra demek ki ne bileyim, insan öyle de yaşayabiliyor yani. Aradan birkaç gün geçti. Bilmiyorum birkaç gün mü? Hani takip etmedim süreyi. Sadece yemek yemiyorum evde. Şey yapmıyorum. Zaten şunu görmüştüm. Şimdi ben sürekli eve onlar alıyor malzeme. Ben de malzeme alıyorum. Yani taze sebze meyve alıyorum. Şeylerin bozulduğunu gördüm. Yani buzdolabımda sadece benim viski var. Gidiyorum viskiyi doldururken benim dolaptaki şeylerin çürüdüğünü gördüm. Yani benim aldığım malzemelerini gördüm. Bu da şu demek, bu kadın dolabı açmıyor. Yani merak edip de bakmıyor bile. Yani yaptığı hainlik. Bedavadan yaşıyor. O arkadaşı ona kıyak yapıyor. Arkadaşının arkadaşı. Tabii onun da arkadaşı o erkek şahıs. Hem ona barınma sağlıyor. Hem karnını doyuruyor. Hem diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Ben de onlara yardım olsun diye oraya taşındım. Ben kiramı veriyorum. Benim olayım bitti. Katkı olsun diye, yani bir yardımım olsun diye tutuyorum, malzeme alıyorum eve. Dolapta çürüdüğünü görüyorum onların. Elliyorum böyle çürük. Sesimi çıkarmıyorum ama beynime yazıyorum. Yani nasıl bir kadın bu yani? İnsan merak edip de dolabın içerisinde ne olduğuna bakmaz mı? Onları sıraya koyar, atılmasın diye. Neden? Çalışmıyor ki. Yani bir efor sarf etmiyor ki. Onun için de kıymeti yok. Sonra ben almayı kestim tabii. Almadım. Zaten yemek yemiyorum evde, bir şey yemiyorum. İşte bilmiyorum ne kadar süre geçti. Bunlar gene kapıyı kıyınışık tutuyorlar. Ondan sonra bu börek yapmak için hamuru mayalıyor, koyuyor. Ondan sonra bu işte odada herhalde. Salona geldiğinde sincabın odadan kaçtığını görüyor. Yani görüyor. Bir gidiyor mutfağa bakıyor. Hamurda bir parça alınmış ayak izleri. Sincabın ayak izleri. Sonra o hani bana demişti ya, çekirdekleri neden yere atıyorsun diye. Arkadaş, çekirdekler var ya böyle çift sıra halinde, yani elinle bir insan dizmeye kalksa hata yapar. Yani o kadar oturtamaz yani. Desen gibi öyle konu çekirdekler. Meğersem sincap yemiş çekirdekleri, kabuğunu da atıyor. Yani demek ki şeyi kendi çapı kadar yiyirken böyle sallanıyorsa, ne oluyorsa o çekirdeklerin kabukları sanki desen gibi olmuş böyle. Ben onu saatlerce uğraşsam aklıma gelmez o desen gibi. Ben gördüm o. Hani temizlememiş göstermek için kadın. Ulan düşünseler ya, bunu bir insan nasıl dizer böyle çekirdekleri böyle düzenli olarak sıra halinde diye. Sonradan kadın anlıyor. Çekirdekleri sincapın yiyip yere attığını. Geliyor benden işte bekliyor. Salona geleyim de geçtiğim zaman işte oturmuyorum ben onlarla. Özür dileyecek. Sonra işte gene bu içki almaya gittiğimde ya dedi, İsmail dedi, özür dilerim senden dedi. Çekirdekleri yiyen dedi sincapmış dedi. Ondan sonra ya dedim, 40 yaşında bir insan, 40 yaşından geçmiş bir insan çekirdeği neden yere atsın? Yere attığında sorun olacağını bilmez mi bu adam? Sonra o çekirdekler düzenli, yani öyle sıralanmış. Bir insan yere atsa neden sıraya soksun çekirdeği? Yere atmasının sebebi tembelliği. Yere atar. Neden sıraya soksun bir de yerde? Sonra tabii can sıkıcı durum bunlar. Aradan bir süre geçti. Gece 12. Tıkırtı. Bulaşık yıkıyor. Gittim ya dedim, ben sana bu eve taşındığımda söylemedim mi 10.30'dan sonra? Tıkırtı yapma diye. Ya diyor, 2 parça yıkayıverim dedim diyor. Ertesi günü ev buldum, çıktım gittim. Ondan sonra ulan ne biçim insanlar ya. İnsanlar ya, bir şey de söylemek istemiyorum yani. İleri geri konuşmak da istemiyorum yani. Nasıl bir insan ya. Hayret edilecek durum ya. Hayret edilecek bu durum. Yardım edelim diye gittik. Az daha başımıza iş alacaktık, iyi mi?